Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Özellikle TradingView arkadaşlar LUNC ile alakalı açıklamalar yaparken 2023'ün başları için orta vade beklentilerinin çok iyi olduğunu LUNC'da söylerken 2023 içerisinde 3.06'lara bir geri dönüşün yeniden zor olduğunu dile getiriyor. Yani açık bir şekilde diyor ki aslında ilerleyen süreçte daha kısa orta vade içerisinde 2023'ün işte ilk çeyreğinde vesaire LUNC'da bir yükseliş olabileceğini ancak bunun 3.06'lara kadar yani geçmiş ATH'e egale edecek kadar olmasının zor olduğunu dile getiriyor. Şimdi bu neyden kaynaklanıyor? Bir diyor ki piyasa şartları elverişli olmadığı için LUNC yakın zaman içerisinde yeniden ATH yapamaz. İki, her şeye rağmen LUNC üzerindeki hareketler, haberler, beklentiler, yatırımcıların, holderların hareketleri belli. Dolayısıyla LUNC yükselişe meyilli hareket yapıyor fakat yükselişin hedef noktası ATH olmayacaktır diyor. Ben böyle olacağını düşünmüyorum. Şimdi bir kere evet Binance yakımları devam ediyor. Ekip şu anda kurulum aşamasında. Ekibin kurulum aşamasında olması bir takım beklenen haberlerin de gelmesini geciktirdi. Çünkü yeniden ekip dağıldı. Tekrar white paper oluşumu vesaire gibi bir sürece girildi arkadaşlar. Dolayısıyla süreç biraz uzadı. Fakat yeniden kalkış tabii ki beklenirken bu bağlamda yine haberlerin gücüyle birlikte ekibinde çalışmasıyla ben tekrar ATH'ın egale edilebileceğini de 2023 içerisinde ve bunun çok da zor olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla mevcut fiyatlarda 16'lar üzerinde genel olarak 16'lar ve aşağı fiyatlar toplamak için ben ideal seviyeler olduğu LUNC ile alakalı kanaatindeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.